Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. F1 2021 My Team kariyerimize kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu bölümde 3. sezonun 2. bölümünde Bahreyn Grand Prix'sindeyiz. Bahreyn Grand Prix'sinde bakalım neler yapacağız sıralama turunda. Normalde arabamız çok hızlı motor gücünde. Düzlükte de falan hızlıyız ama frenlemelerde sıkıntı yaşadığımız için bayağı bir zaman kaybediyoruz yani. Biraz çıkışlarında çok zaman kaybediyoruz. 0.3-0.4 saniye yakın fark kaybediyoruz diğer takımlara karşı. O yüzden sıkıntı çekebileceğimiz bir Grand Prix olabilir Bahreyn. Bakalım şu an ilk durumu tamamlamak üzereyiz. Q1'de 1.27.410 ile şu an 4. sıradayız. Ama daha tur atacak pilotlar var. 14. sırada tamamlıyoruz. Gördüğünüz üzere bayağı bir gerideyiz. 1.5 saniye fark yemişiz. Lewis Hamilton'dan takım arkadaşımıza 20. sırada veda etmiş sıralama turuna. Q2'ye çıkıyoruz şu an. Biliyorsunuz bu sezon test seansları Bahreyn'de yapılacak. İspanya'da yapılmadı bu sene çünkü virüsten dolayı yapılmak istemedi. Bahreyn daha uygundu. O yüzden Bahreyn'de yapılıyor. O da zaten ayın 10'unda Cuma günü başlıyor. Test seansları bakalım nasıl bir şey bekliyor. Biz de Q2'de ilk turumuzu tamamlamak üzereyiz. 1.27.257 ile ilk turumuzu tamamlıyoruz. Şu an 14. sıradayız. Bakalım Q3'e kalabilecek miyiz? Uzun zamandır elenmiyoruz yani Q3'e geçiyoruz. Bakalım uzun süre sonra Q2'de elenmeyecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz ama inşallah elenmeyiz. Şu an turumuza az da olsa iyi başladık ama tekrardan eksiye düştük gördüğünüz üzere. Ve turun sona doğru gelirken 0.2 saniye kazanabildik. Sadece 12. sıradayız. Birkaç pilotun turu silinmiş durumda. Son virajı dönüyoruz. Bakalım Q3'e kalabilecek miyiz? Ve 10. sıradayız. Q3'e kalma şansımız olabilir mi? Ama olamıyor maalesef. 13. sırada sıralama turlarına veda ediyoruz ve yarış gününe geçiyoruz. Yarış gününde güzel bir havada, gece karanlığında yarışa başlıyoruz. Biliyorsunuz 2014'ten itibaren gece yarışlar yapılmaya başladı. Çünkü gündüzleri çok sıcak olduğu için arabalar ve pilotlar bayağı bir zorluyordu. O yüzden bir FIA'nın kararıyla 2014'ten itibaren gece yarış yapıldı. Bu pist takımı 2004'te katıldı. İlk yarışta Michael Schumacher kazandı. Bu pistte en başarılı pilotlardan biri Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton diye biliyorum. En sonki yarışı burada iki yarış yapıldı biliyorsunuz. Şakir Grand Prix'si diye ve Bahreyn Grand Prix'si diye. Şakir Grand Prix'sini Sergio Perez kariyerinin ilk galibiyetini kazandı. George Russell galibiyet alma ihtimali çok yüksekti. Startta Bottas'ı geçti ama takımının yaptığı pit hatasıyla beraber lastikle karıştı biliyorsunuz Bottas'la beraber. Tekrar pite girince bayağı bir geriye düştü. Ondan sonra yetişti. Tekrardan iki sıra kadar yükseldi ama bir sürede lastiği patlayınca tekrardan geriye düşerek sağ yarış sonunda 8. sırada bitirerek kariyerini ilk puandan almış oldu. Cidden yazık oldu George Russell için. Bahreyn Grand Prix'sinde ise çok korkutucu bir kaza olmuş biliyorsunuz. Roman Grosjean adına. Şimdi hep birlikte tekrardan grid'e bakalım. Pole pozisyonda Mercedes pilotu Valtteri Bottas. 2. sıra Lewis Hamilton. Mercedes'ler ilk çizgiyi kapatmış durumda. 3. Max Verstappen. 4. Carlos Sainz. 5. Leclerc. 6. Esteban Ocon. 7. Daniel Ricciardo. 8. Lando Norris. 9. Gasly. 10. Kevin Magnussen. 11. Perez. 12. Albon. Albon bayağı geride kalmış durumda. 13. biziz. 14. Lance Stroll. 15. Kvyat. 16. Nick de Vries. 17. Grosjean. 18. Giovinazzi. 20. Latifi. 20. Russell. 19. Latifi. 21. takım arkadaşımız ve 22. Mick Schumacher bulunmakta. Kırmızı yani yumuşak lastiği başlayıp ortamla bitireceğiz tek pit stopla. Benzinimizi biraz daha azalıyoruz. Startta avantaj kazanmak için her zamanki gibi. Startta bizim için çok kritik artık son yarışlarda. Ve ışıklar yanmaya başladı. Startı vermek üzere başlıyoruz. Işıklar söndü mü startı veriyoruz. Biraz daha iyi çekişe kaldık. Albon'a karşı hemen Albon'un yanına doğru sokulduk. Şu an bayağı bir hızlı kaptık. Norris'in biraz kapattı orayı ama içeri doğru daldı. Geç frenle yapıyoruz ve şu an Ricardo Ocon'la yan yanayız. Bir Ocon'a geçti durandık ama arkadan bir kayma yaşadık. Ocon tekrar bizi geçti. Leclerc ve Ocon tekrar bizi geçti. Biraz temas yaşadık Leclerc'le karşı. Şu an Ocon'u geçiyoruz. Ocon hala yanımızda ama Leclerc karşı içeri doldu aldık ama frenajı kaçırdık ve Leclerc bizi tekrar geçti ama yan yana ezerle Leclerc'e mücadele bırakmış mı değiliz ama Leclerc çizgi avantajla beraber bizi geçti. Charles Leclerc şu an bizi avantajla geçti. Burada içeri dolabiliriz. İçeri doldu aldık Leclerc'e karşı. Hiç beklemedik bir yerde şekilde Leclerc'e atak yaptık ve Leclerc'e geçiyoruz. Hiç beklemediği bir yerde Charles Leclerc'e atak yapıyoruz ve geçiyoruz. Daha ilk sektörde 5. sıraya kadar yerleştik. Ferrari pilotu Charles Leclerc'i geçerek. Leclerc de biliyorsunuz 2019'da buradan poliden başlayıp yarışı kazanmak üzereydi ama motor problemi beraber Lewis Hamilton'a yarışı hediye etmişlerdi Ferrari ekibi.
O da Leclerc için kötü bir günlerden biri olmuştu ama Starbis'ini tekrardan hep birlikte izliyoruz. Valtteri Bottas iyi kalkmış gibi gözüküyor. Startta bizi bayağı bir hızlı kalktık. Hemen Albon'a geçtik orada görüyorsunuz. Hamilton startta geçmiş bu arada Valtteri Bottas. Liderliği almış durumda. Lewis Hamilton startta Bottas'ı geçmiş. Biz de burada görüyorsunuz. Ferrari'leri de ise kanadını izleyecek üzereydi. Az kalsın kanat parçası gidebilirdi ön taraftan. Ucuz yırttık diyebiliriz orada. Burada Leclerc içeri doğru daldık. Ama bayağı bir kaçırınca frenajı Leclerc bizi geri geçti orada. Şimdi sürpriz bir atak yapacağız burada gördüğünüz üzere. Hiç beklemedi büyük ihtimalle Leclerc. Kapıyı da açık görünce içeri doğru son üst frenatla girdik. Burada bir süre frenajı kaçırmadan. Yani biraz kaçtık ama çok abartık gibi kaçırmadık. Güzel bir şekilde Leclerc geçerek 5 sıraya kadar yükseldik. İki kırmızı arabanın mücadelesini izledik. O virajda. Şimdi 5. turdayız. Bayağı bir fark açmış durumdayız. Esteban Ocon'a karşı Leclerc bize girmiş durumda. Biz de birazdan tur içinde bize gireceğiz. Saniyede de fark açılmış durumda 3.8 saniye oldu. Yani şu an sessiz ve sakin bir şekilde yanlış şekilde yarışımızı götürüyoruz 6. turda. Bu tur içinde pite gireceğiz. Bahreyn'de zaten biliyorsunuz lastikle çok aşınan bir pist. Çok sıcak olduğu için pist ve asfalt. Çok kolay bir şekilde lastikler aşınıyor. Genelde 2 pist stop yapılıyor zaten bu yarışlarda. Bahreyn yarışında. Ve o konuda bayağı bir fark oldu. Mick Schumacher yarış dışı. Williams pilotu zaten son sıralardaydı. Yarışa veda etmiş oluyor. İlginç bir şekilde kariyerimize hala güvenlik aracı girmedi. Çok şaşırdı. Ne sanal güvenlik aracı ne de gerçek güvenlik aracı girdi. Biz de pit'e doğru yöneldik. Verstappen ve Sainz de pit'e. Sainz hard lastik takmış durumda. İlginç bir şekilde Sainz hard lastik takmış durumda. Belki ona yetişebiliriz. Bakalım. Biz ortadan buraya geçeceğiz şimdi. Mekanikerlerden yavaş, çok yavaş bir tur aldık. 3.2 saniye. Bir tutarsızlık var, anlamıyorum mekanikerlerde. Bir iyi, bir yavaş. Adana hadi bir ortaya bulamadık doğru düzgünce pitlerde. Ve pitlerde şu an 12. sırada, 13. sırada çıkmış oluyoruz. Pierre Gasly'de biliyorsunuz bu sene Vettel yerine geçti. Vettel emekli olduğu için oyunda emekli olmaları biliyorsunuz. Vettel 2. sıradan emekli oldu. Şu an 7. turdayız. Öndeki pilotla da pite girdikten sonra şu an asıl yerimiz göreceğiz. Ve 5 sıradaki yerimizi almış durumdayız. Carlos Sainz'de 4.6 saniye fark var. Hard lastik takmasına rağmen çok zor yetişiyoruz. Ricardo da bu arada farkı kapatmaya başladı. 2.3 saniye oldu. Pitlerden sonra Esteban Ocon takım arasına geçilmiş oldu böylelikle. Gazi de Leclerc'i geçmiş durumda şu an. Bakalım öndeki Carlos Sainz'a yetişebilecek miyiz? Hard lastik takmış Sainz'a. Zor gibi gözüküyor. Normalde bu pistte avantaj olmamız gerekiyor arkadaşlar ama dediğim gibi frenlerde çok sıkıntı yaşıyoruz. Görüyorsunuz çok zorluyoruz arabayı. Ama frenlerde sıkıntı yaşadığımız için istediğim gibi frenleyemiyorum. Normalde ben çok geç frenlerim biliyorsunuz. Yani kariyerim eski bölümlerini izleyenler rahat bir şekilde geç fren yapabilirdim ama artık yapamıyorum. Erken frenlemek zorunda kalıyorum. O da bayağı bir zaman kaybetmeme neden oluyor. Yoksa arabamız hızlı yani en hızlı ikinci arabayız. Ama hiç hissetmiyoruz şu an. Ve 13 turu gelirken Ricardo'da 0.9 saniye fark oldu ve sahneden 3 tane kadar indirdik ama Ricardo yaklaşmış oldu bir süre. Şu an onunla mücadele etmemiz gerekiyor. Ona odaklanmamız gerekiyor çünkü artık Carlos Sainz'e yetişmemiz daha zor. Büyük ihtimalle fark açacaktı biz Ricardo ile mücadele ederken. Ricardo bayağı bir yaklaştı. 0.6 saniye kadar indi. DRS mesafesinde artık Daniel Ricardo bakalım start düzünde bize bir atak yapabilecek mi? Düzlükler hızlı olduğumuz için biraz zor olabilir o. Burada biraz körplere taştık. Görüyorsunuz. Ricardo 0.6 saniye DRS yaşmış durumda. Daniel Ricardo geliyor. Sağa sola yapıyoruz. Hava kolide etkisine kaçmak için. Düzlüğü sona doğru gereken Ricardo yaklaştı ama
Düzün sonuna doğru yerimizi koruyoruz. Ricardo iş taraftan kendini gösterdi ama kapıyı kapattık Daniel Ricciardo'ya. Daniel Ricciardo'yu kapıyı kapattık. Bakalım bu düzlükte geçebilecek mi? Burada da DRS var biliyorsunuz. Ricciardo büyük bir hız farkıyla geliyor. Hemen kapıyı sert bir şekilde yüzüne kapattık Daniel Ricciardo. Şu an bizi santimle farklı olsa geçmiş gözüküyor ama iç taraftan yerimizi koruyoruz. İç taraftan frenleyerek yerimizi koruduk Daniel Ricciardo'ya karşı. İşimiz bayağı zor. Daniel Ricciardo'ya karşı Ricciardo büyük bir hız farkıyla bizi zorluyor şu an. Ricciardo da biliyorsunuz geç pite girdiği için lastik avantajı bize 1-2 turda olsa var. Çok fazla avantajı yok ama yine de bize göre daha iyi lastikleri. Daniel Ricciardo'nun şu an. Bu viraj en zor virajlardan biri zaten. Bayağı zorlanıyor burada. Formula 1 pilotları da frenlerken biz de zorlanıyoruz. Daniel Ricciardo bu arada çok hızlı bir şekilde geldi. Kapıyı kapatmaya çalışıyoruz Daniel Ricciardo'ya. Yan yana Ricciardo'yla virajdan yan yana dönüyoruz ve şu an yerimizi koruduk. Daniel Ricciardo'ya karşı yerimizi koruduk. Bayağı bir büyük farkla geldi Daniel Ricciardo ama yerimizi korumaya başarıyoruz burada. Avustralyalı pilota karşı yerimizi koruyoruz. O da bu sene McLaren'e yarışacak biliyorsunuz. McLaren'e bakalım nasıl performans gösterecek. Merak konusu o da. Ricciardo burada da yaklaştı. 12. tura girmek üzereyiz. Bakalım bu saat yüzünde geçilecek miyiz Ricciardo'ya? Sağ sol yapıyoruz. Kaçmak için. Hava koridoru etkisinden. Daniel Ricciardo yaklaştı. Daniel Ricciardo sol tarafı kapattık. Sağ tarafı kapattık. Ricciardo sağ taraftan geçti şu an bizi. Dış taraftayız. Ricciardo üç tarafta frenliyoruz. Biraz dışarı taştık burada. Daniel Ricciardo'dan yerimizi koruyoruz. Yerimizi biraz da koruduk. Bakalım bu düzlükte koruyabilecek miyiz? Aşırı fazla düzlük olduğu için ve DRS olduğu için Bahreyn'de bayağı bir zorlanıyoruz şu an Ricciardo'ya karşı. Carlos Sainz'de 4.6 saniye fark oldu. Yani eski farka geri döndü. Yaptığımız bütün çaba boşa gitmiş oldu şu an. En azından 5. sırayı korumamız gerekiyor. Şaş tarafına düzelene kadar istikrarlı bir sonuç almamız lazım ki şampiyonluk umudumuzu koruyabilmemiz için. 12. turun sonuna doğru geliyoruz. Ricciardo 0.5 saniye gerimizde bizi takip etmeye sürdürüyor. Start düzüne çıkıyoruz. 13. tura girmek üzereyiz. Artık son 2 tura gireceğiz. Bakalım yerimizi koruyabilecek miyiz? Avustralyalı pilota karşı Ricciardo yaklaşıyor gene. Daniel Ricciardo DRS'yi açmış durumda. Büyük bir hız farkı var Daniel Ricciardo ile karşı. Bu sefer dış tarafı biz aldık. İç tarafı ona verdik. Frenlerimizi yapıyoruz ve Ricciardo da yerimizi koruyoruz. Bu düzlükte rahat koruduk yerimizi. Ama burası büyük sıkıntı olacak Daniel Ricciardo'ya karşı. Ricciardo DRS'yi açmış durumda. Dış tarafı biz aldık. İç tarafı ona verdik. Ricciardo iç taraftan geliyor ve yerimizi şu an geç frenle biraz koruduk. Yerimizi koruyoruz ve yerimizi koruduk biraz. Evet yerimizi koruyoruz. Daniel Ricciardo'ya karşı. Pierre Gasly bizim mücadelemize faydalanan farkı bayağı bir kapatmış durumda. 1.7 saniye kadar indirdi. Fransız pilot. Ricciardo bayağı bir yaklaştı yine. 0.2'ye kadar indi ama düzlük bitti. Burada geçiş yapmak zaten çok zor. Yani 0.3 saniyede 4 saniye arasında çıkmanız gerekiyor ki bu düzlükte. Geçiş yapabilirsiniz. Gerisi bayağı zor. Valtteri Bottas'ın en tur geldi. 1.28.605. Artık son tura doğru giriyoruz. Daniel Ricciardo peşimizde. Gazi de bayağı yaklaşmış durumda. Ricciardo hava koridoru etkisine geliyor. İç tarafa aldık. Dış tarafa ona verdik. Daniel Ricciardo geçiş yapamadı. Tam hızlanmışken kapıyı kapatınca yüzüne Ricciardo momentum kaybetti düzlükte. Böyle yerimizi koruduk. Pierre Gasly, Lando Norris gibi pilotlar da bayağı bir yaklaşmış durumda bize. Bizim mücadelemize faydalanarak Ricciardo bu düzlükte de yerimizi koruyoruz Ricciardo'ya karşı. Bu düzlükte de yerimizi koruyoruz. Artık kritik 2 denet düzlük kaldı. Bir orta 2. sektördeki düzlük, bir de son sektördeki düzlük. Orada da yerimizi korursak 5. sırayı alacağız gibi duruyor. Bakalım koruyabilecek miyiz yerimizi? Ricciardo da 0.5 saniye gerimizde. Gasly, bir tane race point pilot var, onu göremedim hangisi olduğunu. Lando Norris var, Ocon var. Geçiş yapması zor Ricciardo'nun çünkü arkasındaki pilotlar da DRS'de faydalandığı için bize yaklaşmamız zor. Ricciardo gene yaklaşıyor bu arada, öyle dememe rağmen hızlı bir şekilde yaklaştı Ricciardo ama yerimizi koruduk. Burada da yerimizi koruyoruz. Artık son düzlüğe çıkıyoruz. Son düzlükte de yerimizi korursak 5. sırayı alacağız gibi duruyor. Valtteri Bottas yarışı kazanmış durumda. Startta Hamilton'a kaybetse de pitteden sonra birinciliği almış durumda Valtteri Bottas ve yarış galibiyetini almış durumda.
Ricardo yaklaşıyor ama artık düzlüğün sona doğru geliyoruz. Son virajı dönmek üzereyiz. Bahreyn'de 12 sıradan başladığımız yarışı 5. sırada bitmek üzere damalı bayrağa geliyoruz. Ve yarışı 5. sırada bitirerek güzel bir yarış bitirmiş oluyoruz. 12. sıradan başlayıp 5. sırada bitirmiş olduk. Yine hasarımızı minimum derece indirmiş oluruz böylelikle. Ve günün sürücüsü seçiliyoruz. Yine zor bir yarış oldu bizim için Bahreyn'de. İlk yarışta da bayağı zorlanmış. İkinci yarışta da bayağı zorlandık. Arabamız hızlı ama bu hızdan faydalanamıyor şu an. Bizim acilen şasi tarafına, frenleme tarafına güncelleme yapmamız lazım. Vietnam'da büyük ihtimalle gelmez ama Çin'e gelebilir. Ona bakacağız artık. Zaten Vietnam'da başarılıyım biliyorsunuz. Ne kadar çok sevmesin de pisti. Genelde başarılı oluyoruz kariyerimizde. Bakalım 3. sezonaki yarışımızda Vietnam'da neler olacak? Hep birlikte göreceğiz onda. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olun. Yeni videoları kaçırmamak için. Podyum sıralamasında görüyoruz. Valtteri Bottas ilk defa kazanıyor burada kariyerinde. Ve genel klasmana baktığımızda 4 Sainz, 5 Bizzit, 6 Ricardo, 7 Gazi, 8 Perez, 9 Lando Norris, 10 Alexander Albon takım arasında bayağı yükselmiş 14. sırada. Ve sürücülük klasmanında 5. sırada takımlarda 4. sırada 69 puan fark oldu şimdiden Mercedes'le. Ve takımımız yerine geldiğimiz zaman motor tarafındaki güncelimiz başarılı bir şekilde gelmiş. Sponsor anlaşmaları var. Onları sonra bırakacağım. Sonra yaparım bunları ben zaten. Burada takımımıza sosyal aktivite yapacağız. Takım event yapıyoruz orada görüyorsunuz. Bayağı tüm departmanlar gelişiyor. Arı tarafında bir aktivite yapıyoruz. Sonra marketing tarafında bir aktivite yapıyoruz. Simülatör tarafında bir aktivite yaptık şu ana kadar. İkinci sıradayız takımlar klasmanında yani gelişme ağacında. Kaç güncelleme gelecek bu yarışa da görüyorsunuz şu an. Aerodinamik tarafında başarılı bir şekilde geldi güncellememiz. Motor tarafında da güncellememiz başarılı bir şekilde geldi. 1409 kaynak puanımız var. Bakalım ona ne yapabileceğiz. Birazdan bakarız şimdi. Takımlar klasmanında 2. sıradayız. Yani gelişim ağacında hala takımlar klasmanı diyorum. Lastik tarafındaki bir güncelleme yapıyorum şasi tarafında. Takım yani lastiği daha iyi korumak için. Bu belki bizim biraz daha işimize yarayabilir. O da büyük ihtimalle Çin'e gelecek. Gelebilirse başarılı bir şekilde. Başka da bir güncelleme yapmayacağım şu ana kadar. Çünkü kaynak puanımız kalmadı. Zaten motor departmanında birinciyiz. Daha çok ağırlık şaşıya vereceğim şu an. Çünkü önemli olan bizim için orası. Bu bölümü beğendiyseniz arkadaşlar like atma ve abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.